وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا <دَنْكَى> Kim bu kitaptan yüz çevirirse, Parası olsa bile daralacak Bakıyorsunuz yatı var Villaları var 700 metrekare bir evi var 700 metrekarelik evde Bir kadın daralıyor Bir adam daralıyor O evde intihar ediyor Ama yeryüzüne yüreklere Huzuru getiren Devlet başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Gece evine geliyor Kalkıyor namaz kılacak Fakat Peygamber Aleyhisselatu Vesselam evinde namaz kılacak kadar bir yer yok peygamber namaz kılarken aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe annemiz uyuyorlarsa ayaklarını toplamak zorunda daracak bir evde peygamber aleyhissalatu vesselam yüreklere huzuru getirdi ama şimdi 700 metre karelik evde kadınlar var erkekler var intihar ediyorlar وَمَنْ zikri, عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً <دَنْكَى> Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki Eğer bu zikirden yüz çevirirseniz O zaman hayatınızda darlık olacak Avrupa'da Adam diyor ki oğluna Falan kızı alma Neden baba diyor O senin kardeşin Haberi yok Annenin haberi yok. Başka bir kadından beraber olmuş o kız oradan gelmiş. Sonra o kadın da diyor ki oğluna Evladım diyor sen de babandan değilsin babanın haberi yok. Kilisede papazlar ağlıyorlar. Neden çoğalamıyorlar? Evlerinde köpek besliyorlar. Köpeğe olan merhametini, saygısını insana göstermekten mahrum olan batılı adam evini, ailesini, cemiyetini kaybetti. Kur'an'a hakim buyurmuştu ki 14 asır evvel Eğer yüz çevirirseniz Dağılacaksınız Paranız olsa bile evinizde Cemiyetinizde huzur olmayacak O kitap Bugün insanların okuyup da rafa koyduğu, öptüğü, başına koyduğu ama kızına ondaki emirleri anlatmadığımız o kitap, evimize anlatmadığımız o kitap var ya, sokağımıza, işimize, fabrikamıza, bakkalımıza hakim kılmadığımız o kitap var ya. O kitap Mekke-i Mükerreme'de ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz Onların boyunlarında kement var. Mekke sokaklarında onları süründürüyorlar. Allahu Ekber dediklerinden dolayı süründürüyorlar. Allahu Ekber dediğinden dolayı başlarına kaynar sular döküyorlar sahabe-i kiramın. Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyorlar. Fakat o Kur'an onlara diyordu ki ve inne cundena lehumul galibun. Bizim ordumuz dünyaya galip olacak. Onlar inandılar masal bu demediler. Olmaz olamaz demediler. Sonra yıllar geçti. Mekke-i Mükerreme'de o ayeti o zaman okuyan Sa'd bin Ebi Vakkas Kabe'nin avlusunda namaz kılamıyor. Namaz kılmak için Mekke'nin dışına çıkıyor. Mağaralara gidiyor. Orada arkadaşlarıyla Allahu Ekber diyor namaz kılıyor. Namaz kılarken Mekkeli müşrikler onların peşinde. Secdede rüküde onlara saldırıyorlardı. Ama onlar bu ayeti okudular, inandılar ve inne cundena lehumul galibun. Eğer Allah'ın talimatlarını namaza dair, oruca dair, mahremiyete dair talimatlarını yerine getirirsek, Allah'ın ordusu dünyaya galip olacak. Aradan yıllar geçer. Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal eder. Sa'd bin Ebi Vakkas, Kabe'nin avlusunda namaz kılamayan Sa'd bin Ebi Vakkas, ordunun başkumandanı olur. Yeryüzünün en büyük devleti İran'a karşı cihad ilan edilir. İran'a girer, İran'ı fetheder, İran'ın merkezi Beyaz Saray'a gelir. Orada allah Ekber der ve inne Cümden lehumul galibun ayetini okur.